Evet, merhabalar. Zoe 1378 kilometrede, ben kapağı 1250 yazdım hadi düzleyeyim diye. Ne olumsuzluklar yaşadım. Şimdi araç servise gidecek bununla ilgili. Bundan önce size şöyle bir anlatayım. Zaten ilk 250 kilometrede de anlatmıştım. Onları özet geçeyim. Sileceğin silme noktası ile ilgili ben kendim ayarlamaya çalıştım. Şuraya kadar getirdim silmeyi. Diğerini de buraya kadar getirdim ama böyle gökyüzünde duruyor silecekler. Yani ayarlasanız da sonuç bu. Arka kapıdan 70 kilometreden itibaren rüzgar sesi gelmeye devam ediyor. Özellikle arka sağdan, soldan da geliyor. İki arka kapıdan da geliyor ses. Yüksek hızlarda fan açıkken şuradan bir zırıltı sesi geliyor. Yine bu rahatsız edici seslerden biri. Araç sessizken bu zırıltılar çok fazla kulak tırmalıyor. Yeni eklenen, aynı Clio'da başıma gelen şey, bagaj kapağı şarkı söylemeye başladı. Esnemelerde çatır çutur ses yapmaya başladı. Onun dışında anlattığım detaylar dışında 250 kilometreden sonra yine başıma gelen, ilk videoda yoktu bu. Şurada böyle kırmızı bir motor uyarı lambası yandı. Nasıl oldu bu? Evin önüne yanaşırken böyle B modunda 5-6 kilometreye kadar düşmüşken burada böyle tak diye vurdu araba, kırmızı bir lamba. Motoru kontrol ettirin diye şurada sol tarafta böyle koca bir lamba. Sonra söndü. Araç stop etti. Çalıştırdıktan sonra tekrar olmadı ama büyük ihtimal bu arızayı sisteme kaydetmiştir. Anahtarla ilgili sorun yaşadığımı söylemiştim. İleri geri çok fazla manevra yaparken park alanında mesela bazen hop gidiyor. Arabadan inmeniz, kilitleyip tekrar açmanız gerekiyor ki kendine gelsin. Evet, tünelimiz de bitti. Şöyle bir ışık patlamasıyla videomuza devam edelim. Evet, bu tarz sorunlarla ilgili servise gideceğiz, bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Mesela Apple CarPlay ile ilgili sorun yaşadım. Apple CarPlay'de Spotify uygulamasında bazen telefonda bağlanmıyor. Veya anlayamadığım bir sorun. Yine sorunlardan bir tanesi de menzil. Havaya bağlıdır diye düşünüyorum ama hiç 300 kilometreyi geçen menzili yakalayamıyorum. Hep 300 kilometrenin altında kalıyor menzilim. Bu da yine yaşadığım sorunlardan bir tanesi. Tabii olumsuzluk noktalar bunlar. Olumlu yönleri de bolca var zaten. Bunları size parça parça anlatacağım ama özellikle kullanıcılar ilk noktada olumsuz yönlerin ne olduğunu öğrenmek isterler. Çünkü test editörleri bunları anlatmazlar. Kullanıcılar da genelde anlatmazlar. Herkesin ürünü iyidir biliyorsunuz. Ben ama bu konuda rahat olanlardan biriyim. Neyse, onu anlatanlardanım. Evet, servis sürecinde de bakalım neler yaşarız. Onları da size yine kısa bir video olarak paylaşırım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.